Bu metinde verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Yani metnin ana fikrini soruyor bana arkadaşlar. Verilmek istenen mesaj sorulan sorularda bize ana fikir, ana düşünce diğer adıyla sorulur. Eğer deseydik ki yukarıdaki metin neyden bahsetmektedir? O zaman da diyecektim ki metnin konusu sorulmaktadır. Okuyalım metni. Yapılan araştırmalarda tiyatronun modelleme yoluyla öğrenmeye ve öğretmeye önemli katkılarının olduğu tespit edildi. Bunlardan en önemlisi fobi türündeki tepkilerde görülen azalmadır. Çocuklar tiyatro oyunlarında kimi zaman korktukları bazı nesnelerle karşı karşıya gelebilmektedir. Oyun içerisinde doktor, köpek, fare gibi korkulan varlıklar ile kurulan ilişki onların bu fobilerinin azalmasına katkı sağlamaktadır. Başka bir ifadeyle kendi dünyalarında fobi nedeni sayılabilecek bazı nesneler tiyatro ile çok farklı bir anlam kazanabilir. Bu da doğal olarak çocuğun o nesneye bakış açısını değiştirebilir. Bakalım burada bize hangi mesajı vermek istedi diyebiliriz arkadaşlar. Çocukların bazı korkuları olabiliyor dedi. Bu korkuları tiyatro ile yenebiliyorlar. Tiyatro ile bu korkularla başa çıkmayı öğrenebiliyorlar dedi. Bakalım A. İçinde korku ögesi barındıran tiyatrolar çocuğun zihinsel gelişimini olumlu yönde etkiler. Şimdi zihinsel gelişimini olumlu yönde etkiler demedi. Dolayısıyla bunu eledim. B. Tiyatro gözlem yoluyla öğrenmeyi sağlar. Şimdi bundan belki bahsedilebilir ama bana vermek istediği ana düşünce bu değil. Vermek istediği mesaj bu değil. Eledim. D'ye baktım. Tiyatro çocukların dil gelişimine olumlu bir katkı sağlamaktadır. Şimdi genel olarak dil gelişiminin üzerinde değil, korkularla başa çıkma üzerinde durdu. Tiyatronun etkisi bağlamında D'yi eledim. C'ye baktığımda ise çocuk tiyatro sayesinde korkularıyla başa çıkabilmeyi öğrenir. Evet, bazı fobilerini tiyatro sayesinde yenebilir. Onlarla yüzleştikçe onlarla başa çıkmayı öğrenebilir dedi. Dolayısıyla verilmek istenen mesaj C şıkkındaki cümlede bulunmaktadır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır sevgili gençler. Bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Yine bize metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı sorulduğunda ne soruluyordur arkadaşlar? Ana fikir, ana düşünce, diğer adıyla yazarın bize vermek istediği mesaj. Şıkları okuyalım. A) Her rengin kendine has anlamı vardır. B. Bilinçaltına yerleşen marka logoları tercihlerimizi etkiler. C. Marka tercihleri kişinin bilinçaltına göre değişiklik gösterir. D. Renkler psikolojik etkisiyle insan kararlarına etki eder. Metnimizi okumaya sıra geldi. Farkında olmasak da renkler bilinçaltımızı etkiler ve bazı mesajlar verir. Biz bu mesajlar sayesinde örneğin markalarla ilgili algı oluştururuz. Bu algı da bizim marka tercihlerimizi, o marka hakkındaki düşüncelerimizi ve onu nasıl konumlandırdığımızı belirler. Dolayısıyla markaların kullanacakları logo ve renkler şirket vizyonunu ve tüketicide yaratmak istediği etkiyi yansıtabilmelidir. Tabii her zaman renkler tek başına çok anlamlı olmaz. Daha bütünsel kullanıldığında ...bir anlam ifade eder. Şimdi burada... ...renklerin... ...bizim marka tercihlerimize... ...yani tercih ne demektir? Bir şeye karar vermek demektir. Kararlarımıza etki ettiğini... E, ...anlattı. Dolayısıyla ana düşüncemiz de... ...bu bağlamda olacak. Bize yani bu metinden... ...çıkarılabilecek yargıyı sorduğu için... ...çıkarılabilecek yargı bu bağlamda olacak... ...diyebilirim. A... Her rengin kendine has anlamı vardır. Şimdi bununla ilgili çok fazla bir bilgi vermedi. Dolayısıyla eledim. B. Bilinçaltına yerleşen marka logoları tercihlerimizi etkiler. Ama en kapsamlı yargı bu olmaz. Burada kısaca değindi bunun üzerinden Eledim. C. Marka tercihleri kişinin bilinçaltına göre değişiklik gösterir. Bilinçaltınız marka tercihlerinde etkilidir dedi ama... En kapsamlı olarak bu metni karşılamıyor. Genel olarak renklerin üzerinde durdu, renklerin tercihlerimizi etkilemeleri üzerinde durdu. Dolayısıyla bunu da eledim diyebilirim. D'ye baktım. Renkler psikolojik etkisiyle insan kararlarına etki eder. Evet, en kapsamlı yargı budur arkadaşlar metinden çıkarılabilecek. Çünkü metnin başından sonuna kadar renklerle marka logolarını renklerle bilinçaltımızı, renklerle karar verme süreçlerimizi bağdaştırdı. Dolayısıyla bu sorunun cevabı yani metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı D şıkkındaki renkler psikolojik etkisiyle insan kararlarına etki eder cevabı olmalıdır. Cevabımız denizlidir. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yine bir ana fikir sorusu. Şıklarımıza bakalım. Öncelikle A, başarı yolunda insanın karşısına birçok engel çıkar. B, insan birçok problemle karşılaşsa da başarıyı yakalayabilir. C, başarıyı elde edebilmenin en önemli yolu karşımıza çıkan sorunları aşabilmektir. D, büyük başarılara sahip olan kişiler azimle ve durmadan çalışan kişilerdir. Şimdi metni okuyalım arkadaşlar. Bize yazarın vermek istediği mesajı arayacağız. Ana fikri arayacağız yani. Başarılı insanların birçoğu zorluklar içerisinden çıkıp büyük başarılara imza atmıştır. Ve bu kişiler genellikle başarısız oldukları anlara, kalplerini kıran insanlara teşekkür ederler. Onlar sayesinde kendilerini doğru tamir etmeyi öğrenebilmiş, gerçek değerlerini benliklerinde hissedebilmişlerdir. Bunun anlamı, başarılı olmak için mutlaka başımıza kötü bir şey gelmeli demek değildir. Ancak başımıza gelen kötü şeylerle de kırık parçalarımızla da mükemmel olabilir, yola devam edebiliriz. Şimdi ne oldu? Bir kişi başarı yolunda bazı engellerle karşılaştı ve bunları yendi ardından başarılı oldu. Yani bize ne demek istedi yazar? Başarıyı elde edebilmenin en önemli yolu karşımıza çıkan sorunları Güçlükleri Engelleri aşabilmektir Dolayısıyla bu metinden Çıkarılabilecek asıl anlatılmak istenen düşünce C şıkkında Verilmiş Nerede bana metinde ee, İnsanlar bazen Kendilerine kötülük yapanları Veya önlerine Engel çıkaranlara teşekkür etmelidir Neden ben bu engelleri Aşarak daha başarılı Olabilirim engellerle mücadele etmeyi ve kendi yolumu çizmeyi öğrenebilirim dedi. Dolayısıyla ana düşüncemiz başarıyı elde edebilmenin en önemli yolu karşımıza çıkan sorunları aşağı bilmektir dedi. Cevabımız Şeyhan. Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? A. Hiçbir şey korkudan daha korkunç değildir. B. Sevgi çevremizdekilere güven, mutluluk ve huzur verir. C. Hayvanlara karşı acımasızlık ne gerçek eğitim ne de gerçek bilginlik ile bağdaşır. D. Hayatta insanı mahveden üç şey korkaklık, gurur ve öfkedir. Bakalım şimdi ana fikrini yani yazarın bize vermek istediği mesajı araştıralım sevgili gençler. Az ötede bir kedi dolaşıyordu. Ona doğru yürüdüm. Varlığımı fark edince durdu. Dikkatlice yüzüme baktı. Çağırdım kendisini. Önce kaçmaya yeltendi, sonra benim gibi yumuşak sesim, sonra benim yumuşak sesim onu tereddüde düşürdü. Acaba kaçmalı mıydı? Yok yok. Bu adam zarar verecek bir insana benzemiyor dediği içinden. Bakın burası güzel. Ama yine de korkak adımlarla bana doğru yürüdü. Çömelip elimi uzattım. Geldi, başını sürdü elime. Bir taraftan da gözlerimin içine okumak istercesine yüzüme bakıyordu. Gözlerimin içinde sevgiyi görmüş olmalı ki rahat etti. Burasını da altını çizelim. Ellerime teslim oldu. Onu uzun uzun sevdin. Okşamalarım o kadar hoşuna gidiyordu ki mest olduğunu seziyordum. Yuvarlanıyor, keyifleniyor, keyfinden bir takım şarkılar mırıldanıyor, kamburunu çıkarıp dizlerime sürtünüyordu benden hiç mi hiç korkmuyordu artık. Bakın burası güzel. Yani bir sürü yeri güzel tabi ama ben ana fikri bulduracak olan yerlerin altını çizmeyi tercih ettim. Şaka olsun diye elimi ısırmaya bile kalktı. Emindi. Kendisine bir kötülük etmeyeceğimi inanmıştı. Çekinmeye lüzum yoktu. Sevginin gölgesi altında girdiğini biliyordu. Şimdi burada ne yaptı arkadaşlar? Bir kedi bir kedinin yaşadıklarını, hissettiklerini yazar, bana anlattı. Kedi önce acaba bu kişi bana bir sıkıntı çıkartır mı, bir zarar verir mi diye korkakça yaklaştı. Ama sevgi gördüğü zaman karşısından huzur duymaya başladı, güven duymaya başladı. Ona iyice sürtünmeye, sarılmaya başladı. Dolayısıyla metnin ana fikri ne olabilir arkadaşlar? Sevgi çevremizdekilere güven, mutluluk ve huzur verir. Yani bursa şıkkı olabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin ana fikrine en yakındır dedi. Metni okuyalım. İnsan önüne çıkan fırsatları doğru bir şekilde değerlendirmezse elindekilerden de olabilir. Bu nedenle ele geçen fırsatlar küçümsenmemeli ve hemen değerlendirilmelidir. Evet Dedi ki insan önüne çıkan fırsatları değerlendirmeli, asla küçümsememeli. Eğer küçümserse ee, elinden kaçırabilirmiş. Bakalım. A bir şemsiye tamircisi yazmış olduğu şiirleri incelemesi için Shakespeare'e gönderdiğinde ünlü yazarın cevabı şu olur: "Dostum, siz şemsiye yapın, hep şemsiye yapın, sadece şemsiye yapın. Burada İnsanların yetenekleri doğrultusunda işler yapması öğütlenmiş. Yani ana fikir budur. Yukarıdaki metinle pek alakalı değil. El edin. B. Dostlarından biri Fransız kralı 15. Louis'e majesteleri demiş. Akıl vergisi almayı hiç düşündünüz mü? Hiç kimse budalalığı kabul etmeyeceğine göre herkes böyle bir vergiyi seve seve öder. Kral alaylı alaylı gülerek hakikaten... Enteresan bir fikir cevabını vermiş. Bu buluşunuza karşılık sizi akıl vergisinden muaf tutuyorum. Burada da bir düşüncenin saçmalığı vurgulanmış. Yani ancak akıllı olmayan bir budala böyle bir öneride bulunur demiş. Dolayısıyla ana fikrim yukarıdaki metinle bağdaşmıyor. Eledim. C'ye geldim. Bir gün bir bir gün balıkçıl uzun bacakları üzerinde su kenarında dolaşıyordu. Suda bir sazan balığı gördü. Beklemesi gerekliydi çünkü basit yiyecekleri beğenmezdi. Bakın bulduğu bir fırsatı beğenmedi. Güzel. Kendi kendine sazana mı kaldı benim gibi kuşların beyi diye söylendi. Balıkçıl böyle düşünürken sazan ortadan kayboldu. Suda bir kaya balığı belirdi. Bu kez de burnunu büküp bu kötü balığa mı kaldım Nasıl doyarım onunla dedi balıkçı. Bakın yine beğenmedi elindeki fırsatı. Tepti. Kaya balığı da süzülüp gitti. Suda tek bir balık bile kalmamıştı. Karnı iyice acıkan balıkçıl ne bulsa yiyecekti. Sonunda bir sümüklü böcek bulup karnını onunla doyurdu. Bakın yukarıdaki metinde neydi? İnsan eline geçen fırsatları değerlendirmeli, bunları küçümsememeli. Yoksa elindeki fırsatlardan da olur demişti. Aynı C şıkkında balıkçıl kuşunun yaşadığı olay gibi. Demek ki cevabım C olabilir. D'ye bakıyorum. Yavuz Sultan Selim birçok Osmanlı padişahı gibi sefere çıkacağı yerleri gizli tutarmış. Bir sefer hazırlığında vezirlerinden biri seferin yapılacağı ülkeyi ısrarla sorunca Yavuz ona sen sır saklamayabilir misin diye sormuş. Vezir evet hünkârım bilirim dediğinde Yavuz vermiş cevabını. Ben de bilirim. Yani bu bir sırdır. Söyleyemem demiş. Yukarıdaki metinle ana fikri pek fazla uyuşmuyor diyebilirim. Sadece C şıkkında ifade edilenlerle balıkçıl kuşunun yaşadığıyla yukarıda verilen metnin ana düşüncesi, ana fikri yakındır. Dolayısıyla cevabımız bu soru için C şıkkı sevgili gençler. Bu metinde yapılan araştırma ile vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kitap okumak zihnin sınırlarını zorlar, gelişimine katkıda bulunur. B) Kişiliğin şekillenmesini sağlayan en önemli unsur okumaktır. C) Okumak insan beynini stresten uzaklaştırır. D) Okumak kendimizle ilgili görüş ve algı biçimimizi değiştirir. Bakalım yukarıdaki metni okuyalım. İngiltere'de Liverpool Üniversitesi'nde yapılan ve Telegraph Gazetesi'nde yayınlanan bir araştırmada öğrencilere Shakespeare, Eliot ve klasikleşmiş yazarların metinleri okutuluyor ve beyinlerinin nasıl çalıştığı görüntüleniyor. Araştırma sonucunda okuma yaparken beynin günlük hayatta kullanmadığı bölgeleri harekete geçirdiği ve kapasitesini artırdığı gözlemleniyor. Bilhassa bu yüzden bir metni okurken zorlanıyorsak gelişimimiz daha fazla oluyor. Çünkü beynimiz bilmediğimiz kelimeler hakkında tahmin yürütmeye, düşünmeye başlıyor. Bilmediğimiz kelimeye sözlükten bakıp onu günlük yaşamımızda kullanmak da işin artı yanı. Şimdi burada ne dedi? Kitap okumak insan zihninin sınırlarını zorlar dedi. Yeni şeyler öğrenmemizi sağlar dedi. Ama bunu yaparken de beynin kullanılmayan bölgelerinin kullanılmasına vesile olur. Yani sınırları zorlar demek istedi. Bu sayede de insan zihninin gelişimini sağlar dedi. Demek ki vurgulanmak istenen düşünce A şıkkında verilmiş. Kitap okumak zihnin sınırlarını zorlar. Gelişimine katkıda bulunur. Zihnin gelişimine tabi. Dolayısıyla cevabımız bu soru için A olmalıdır. B'ye bakalım. Kişiliğin şekillenmesini sağlayan en önemli unsur okumaktır. Kişilikle alakalı bir şey söylemedi. Eledim. C. Okumak insan beynini stresten uzaklaştırır. Stresten uzaklaştırmasıyla alakalı bilgi vermedi, eledim. D. Okumak kendimizle ilgili görüş ve algı biçimimizi değiştirir. Belki buna azıcık da olsa ulaşılabiliyor arkadaşlar ama asıl vurgulanmak istenen kitap okumak zihnin sınırlarını zorlar. Gelişimine katkıda bulunur. Yani A şıkkıdır. Bu yüzden D'yi de eledim. Cevabımız Adana şıkkı.